TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Türk şiirinde tamamen kendine ait bir yerde durmayı başarmış çok değerli bir ismi anacağız. Şiir ve yazılarından örneklerle ilerlerken hakkında söylenenlere de yer vereceğiz. Siz şimdi bu ismin kim olduğu konusunda kendinizi yoklarken biz de şairin Bir Gün Sabah Sabah isimli şiiriyle merhaba diyoruz sizlere. Canlar Ölesi Değil'e 21. kez hoş geldiniz. Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Vapur düdükleri ötmededir. Etraf alaca karanlık, köprü açıktır henüz. Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam. Yolculuğum uzun sürmüş oldukça, gece demir köprülerden geçmiştir tren. Dağ başında 5-10 haneli köyler, telgraf direkleri yollar boyunca koşuşup durmuş bizle beraber. Şarkılar söylemişim pencereden, uyanıp uyanıp yine dalmışım. Biletim 3. mevki, fakirlik hali, lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana Sapanca'dan bir sepet elma almışım. Ver elini Haydarpaşa demişiz. Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl, hava hafiften soğuk, deniz katran ve balık kokulu. Köprüden kayıkla geçmişim karşıya, bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, kim o dersin uykulu sesinle içeriden. Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim. Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Fabrika düdükleri ötmededir. Şiiri paylaşırken içinizden bazıları Turgut Uyar dediyse onlara selam olsun. Canlar Ölesi Değil de bugün Türk şiirinin korkulu ustası Turgut Uyar'ı anacağız sevgiyle, saygıyla. Güzelim şiirlerinden birindeki dizelerle dediği gibi hayatı bir tel cambazı dikkatiyle yaşayan, şiirini incecik bir tel üzerinde ilmek ilmek örmeyi yeğleyen ve hep acemi kalmayı isteyen büyük bir ustaydı Turgut Uyar. Kalabalıkların kendine hak gördüğü doğruluk iddialarına teslim olmadan farklı bir şiir inşa eden Turgut Uyar, bütün mümkünlerin kıyısında geçireceği hayata 4 Ağustos 1927'de başlar. Alışılmıştan farklı atılan her adımı yok saymak isteyenlere inat, bağırıp çağırmadan sessiz, sakin ve kararlı bir tavırla yaşayacaktır 58 yıllık ömrü şair. Sonradan çok uzaklaştığı tarzda yazdığı ve ilk kitabına adını veren Arz-ı Hal'in bir yerinde şöyle anlatmaya koyulur dünyadaki alçak gönüllü yerini Turgut Uyar. Ben de günahkar kullarındanım Allah'ım. Bir kulü vallahi bilirim dualardan, bir de ya Rabbi şükür demeyi doyunca. Bir kere oruç tutmam Ramazan boyunca, ama çekmediğim kalmadı sevdalardan. Ben de günahkar kullarındanım Allah'ım. Bu şiirin garip akımının etkisinde yazıldığını hatırlatmaya gerek yok. Arz-ı Hal yayınlandığında Turgut Uyar 22 yaşında genç bir subaydır ve dönemin garip akımından etkilenmiştir. Turgut Uyar ilkokuldan sonra askeri okullarda devam eder eğitimini. En son askeri memurlar okulunu bitirip personel subayı olarak orduya katılır. Askeri hayatı çok küçük yaşta ve biraz da babasının etkisinde kalarak başlamıştır. Sonra bu mesleğin kendisine çok uygun olmadığını hissedecek ve 11 yıllık görevin ardından 1958 yılında daha 31 yaşındayken
kendi hissiyle ordudan ayrılacaktır. Uyar'ın özellikle 1950'lerden 60'lara gidilen dönemde yazdıkları, onun bu dünyaya neden uyum sağlayamadığı konusunda fikir verecek kadar nettir. Turgut Uyar daha çok iç dünyasına eğilen, orada duyduğu sesleri, gördüğü renkleri biraz da mırıldanır gibi dışarı taşımayı yeğlemiş bir şairdir çünkü. Turgut Uyar'ın ilk iki kitabı Arzahal ve Türkiye'mde topladığı şiirlerinde hece ölçüsü ve toplumcu duyarlılık göze çarpar. Orhan Veli ve arkadaşlarının etkisi vardır şiirlerde. Bir yaklaşıma göre Garip Akım'ı şiire belli bir anlayış getirmek yerine eski şiir anlayışını yıkmaya yönelmiş ve işlevi bittiğinde de rüzgara azalmıştır. Gerçekte Garip Akım'ını bu kadarla sınırlandırmak en başta şiir tarihimize haksızlık etmektir. Garibin bir başka etkisi daha olur Turgut Uyar ve kuşağı üzerinde. 1950'lerin ortalarına doğru, ki artık Orhan Veli'nin kendisi yoktur bu dönemde, ama Garip Akımının açtığı yolla kavramlar, sınırlar değişmiştir. Aşırı serbestliğe, düz yazıya ve konuşma diline daha çok yönelen bir şiir görüşü egemendir artık. Turgut Uyar'ın da içinde bulunduğu kimi şairler biraz da bu açık anlatıma tepki olarak örtük, dolaylı, içinde göndermeler de barındıran yeni bir şiir yazmaya başlarlar. Sevgili dinleyiciler, Turgut Uyar yıllar önce katıldığı Bir Eski Bir Yeni isimli programda kendi kitapları ve şiiri hakkında bakın neler söylüyor. İlk kitabım, daha doğrusu bir kitap çıktı bu, Arzahal, 1948'de yayınlandı. İkincisi Türkiye'm, 1952'de. Bunlar baskın nitelikleriyle duygulu bir gözlemcilik taşıyorlardı. Kısacası bir hazırlık döneminin şiirleriydi. Kendi aralarında bütünlüğü olmayan dağınık, izlenimci şiirler. Sonra Dünya'nın En Güzel Arabistan'ını yayımladım, 1959'da. Ben kendi şiirlerimi sonraları pek okumam. Çoğu zaman 8-10 yıl önce yazdığım bir şiiri tanıyamadığım, yadırgadığım biri olur. Ama yatsımam. Bu kez okudum yeniden. İlk olarak bir takım teknik tespitler ve tanımlamalar dışında çoğu eleştirmecilerin beni yanlış yorumladığını, eksik tanımladığını düşündüm. Onları suçlamak için söylemedim bunları. Kesinliği, açıklılığı, tek tarifliliği ben kendim bulamamışım diye düşündüm. Karanlığı, kapalılığı hiç sevmedim. Ve işin garibi, herkesin beni anlamsız ve kapalı bulduğu zamanlarda ben çok açık, çok anlaşılır, çok kolay olduğum inancındaydım. Şimdi de öyleyim. Edebiyatçı, eleştirmen ve yayıncı Muzaffer İlhan Erdost, o tarihte çoğu birbirini tanımayan genç şairlere şiirlerindeki ortak noktalardan yola çıkarak ikinci yeni şairleri adını verir. Türk şiirinde yeni bir akımın ismini koyma önceliği Muzaffer İlhan Erdost'un olmuştur. Bu şairlerin şiirleri de ikinci yeni şiirleridir artık. Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan ve Turgut Uyar bu akımla anılan şairlerin başlıcaları olur. Sözcüklerin çağrışım gücüne fazlasıyla önem veren, onları günlük dildeki anlamının dışına, deyim yerindeyse sokağa çıkarmayı önemseyen bir şiirdir yazılan. Söyleyişleri ilk başta zorlama gibi görünür bu şairlerin. Zamanla hepsinin üslubu oturacak, yolları farklılaşacaktır. Yıllar içinde yaşanan kırgınlıklara inat, yine de dost kalmayı başaracaktır bu şairler. Bir şiir akımının üyeleri gibi organize davranmadıkları, ortak bir bildirileri olmadığı için kimilerine göre ikinci yeni bir akım değildir. Oysa aradan yıllar geçtikten sonra bugün bile hala üzerinde söylenecek çok söz varsa, Turgut Uyar'ın da uzun bir dönem içinde göründüğü ikinci yeni, önemli bir şiir akımı olarak çoktan edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır. Uyar 1959 yılında Dünya'nın En Güzel Arabistan'ını yayımlar. Kitap, ikinci yeninin simge şiirlerinden olan Geyikli Gece ile açılır. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı, o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama Geyikli Gece'yi bulmadan önce
hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk, kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden. Korkularını, korktuğunu hiç gizlemeden anlatır Uyar Geyikli Gece şiirinde. İnsanın insan olduğu için korkularını kabullenmesi gerektiğini ve kendisine yabancılaşmasını dile getirir. Her şeyin sahte olmasından korkmak çok insanidir. Asıl korkmamak kişiyi insanlıktan uzaklaştıran bir şeydir Turgut Uyar için. Aslında korkusu bireyselden daha çok toplumsaldır Uyar'ın. Geyikli Gece şiiri gibi yazıldığı dönemde fazla bireyci ve anlaşılmaz bulunan şiirlerinin ciddi bir muhalefeti dile getirdiği zamanla daha iyi anlaşılacaktır Turgut Uyar'ın. Cumhuriyet sonrası doğan kuşağın genel havası, özgüveni vardır Turgut Uyar'ın ilk şiirlerinde de. Heyecanlı, hevesli, ülkesinden ve kendi geleceğinden umutludur. Ancak yıllar geçtikçe toplum hayatında baş gösteren gelgitler umutlarını boşa çıkarır. Köy-kent ilişkisinin bozulduğu, üretimde emek yerine rantın ağır bastığı, doğu ile batı arasında sıkışıp kalmış bir toplumun dalgalanmaları düşünen birçok insan gibi Turgut Uyar'ı da yorar ve umutsuz bırakır. Yerine oturmayan şeylerin ağır bastığı ama bunlarla yüzleşmek yerine yok sayıldığı bir hayatın içindedir. Her şeyin fiyatını bilen ama değerini önemsemeyen bir çağın geldiğini ilk hissedenlerdendir Turgut Uyar. İnsanın ortadan kalktığı, para kazandıran makinelerin emekten daha kıymetli olduğu, iki kutuplu dünya senaryolarıyla insanların hatta devletlerin bile kendini güvensiz hissettiği bu dönem, aynı zamanda Turgut Uyar imzalı Dünyanın En Güzel Arabistanı kitabının da habercisidir. Turgut Uyar, Türk şiirinin en yalnız şairlerinin başındadır yaygın görüşe göre. Uyar'ın yalnızlığı, geçimsizlikten, aykırılıktan ziyade istenen, tercih edilen bir durumdur. Yalnızlığını giderecek birilerini aramaz ama buna ortak olabilecek insanların izini sürer. Ortak olunabilecek, paylaşılabilecek bir şeydir yalnızlık Turgut Uyar için. Üstelik paylaştıkça azalmak yerine artan ve dünyaya dair umutlarını daha da azaltan bir şeydir, gariptir ki. Eski Kırık Bardaklar adlı şiiri hissettiklerinin farklı arzı halidir Turgut Uyar'ın. İşte bak bu ellerimle yalnızım. Bu, inanmazsan bak. Bu saçlarımla, bu iyi giyimlerimle, paralarımla. Sen varsın ya, sen çok kez yetmiyorsun. Uzakta mısın, sen misin söylemiyorsun. Bakışın mı eksik, dudakların mı anlamıyorum. O adamlar geliyor aklıma, karanlık, iri yarı. O gemiler, ipleri, yelkenleri, dümenleri dökük. Unuttuğum kırlangıç kuşları, kırık bardaklar. Bir ahşap evde, taşlıkta yaz günleri bilmesem, bir testiden soğuk soğuk sular sızdığını bilmesem, güç dayanırım. Bu durum tek başıma beni suçlandırıyor. İşte gör, sabah akşam başucundayım. Bakın bu ikide bir de bozulan güneş, bu durup dururken sokan yılan, bu kırık bardaklar çöplüklerde. Aşkın, şiirin, ölümün en kolayına gitmek. Caddeleri sevmediğim kadınlarda yitirdiğim. Biliyorum, sebebini bir bir biliyorum. Öyle kolay, kendisi, kurtulması, söylemesi öyle kolay.
Kolaylığından sıkılıyorum. Kurtulmak elimden gelmiyor. Turgut Uyar, Tütünler Islığa Yayımlar 1962 yılında. Soyut, halktan kopuk, okunması zor olan bir şiir geliştirmek için yazıyormuş gibi görünse de hareket noktası gerçek yaşamdır. Şair İsmet Özel o yılların Turgut Uyar'ını ve koşullarını şöyle anlatır. Uyar o dönemde birinci sigarası içiyordu ve yine o yıllarda tütünler gerçekten ıslaktı. Şiirin yaşamla ne kadar sıkı ilişki içinde olduğunu iyi bilir Turgut Uyar. Türkiye'de düşünce hayatının önemli bir kolunun da şiir üzerinden yürüdüğünü ustalıkla tespit eden ilk isimlerdendir. Bazı ölçülerde toplumun birçok sorunları açık kapalı şiirde tartışılır, şiirde çözülür yahut çözülmez veya bu sorunlardan şiirde vazgeçilir diye yazar Çıkmaz'ın Güzelliği başlıklı yazısında. Şiirin çıkmazda olmasını ülkenin bir arayış içinde bulunması olarak görür ve olumlu bulur. 1960'lar şiir üzerine çokça kafa yorulan, Türkiye'nin sorunlarının da geçmiş dönemlere göre daha rahat konuşulduğu yıllardır. Turgut Uyar her kitabında yeniliklere yönelen ender şairlerden olmuştur. Bir yerde durup krallığını ilan etmekten, şiirde usta olmaktan ısrarla kaçınan bir hali vardır. Bu yanıyla çağdaşı olan birçok şairden ayrılarak çok düzgün ve hazmedilmiş bir yerde durmuştur Turgut Uyar. 1955'te yazdığı, programın başında da Turgut Uyar'a atıf yapmamızı sağlayan Korkulu Ustalık başlıklı yazısında çok önemli şeyler söyler Uyar. Bir yenilik, bir akım ne zaman eskimiş olur? Ne zaman tazeliğini yitirir? Ne zaman o ortalıkta o akımın ustaları çoğalırsa yahut türerse, ortaya bir akımın ustası çıkarsa, o akımda yapılabilecek her şey yapılmış demektir. Ustalığının rahatına ermiştir. Usta olmaktan korkunuz diyorum. En büyük ustalık acemi olarak kalabilmeyi bilmektir. ...1957 tarihli Dikiş Bayı'nda da benzer tutumunu dile getirir ve şunu der Uyar. Dört başı dikili, kusursuz şiirler yazanlardan yana değilim. Yanılmayan ozanı iyi ozan bellemiyorum. Bir şiiri herzeden, saçmalıktan, düttürülükten ayıran fark... ...son direncine kadar gerilemeli, zorlanmalı, kıl kadar olmalı bu fark. Emek verilmiş, özden bir saçmalık yazanı... O tek düze mırıltıları yazandan daha ozan sayarım. Yanılabilmeyi övüyorum. Şairin bir başka övgüsüne kulak vererek Ölü Övgüye adlı şiirinden bir bölüm paylaşalım sizinle şimdi de. Ölü, ölüye neresinden yanaşmalı? Donuk ve çekici sonsuz ölü. Bütün kumsalların ve asfaltların ve karantinaların, yeleklerin ve saat kösteklerinin, gölgelerin ölüsü. Bulaştığımız bir şey. Her yönü limon mu kokardı? Vardı ölü, vardı. Şakayı sevmeyen insanların dağlara çıkmayı tasarlardı. Balıkları ve tuğlaları üst üste koymanın sevincine vardığı zamanlardı. Ama ölü vardı. Ölü. Bitmeyen büyük bir akşamdı kurtulamadığımız. Ondan ne bulursa donukluğuyla, bilgeliğiyle, ne bulursa hinliğiyle karalardı. O artardı. Onun hiçbir şeyi yoktu, bir tanımı vardı. Turgut Uyar, askerlik mesleğinden istifasından sonra girdiği SEKA'nın Ankara şubesinden emekli olarak İstanbul'a taşındığında yıl 1968'dir. Bu aynı zamanda Turgut Uyar'ın umutsuz ve huzursuz şiirlerinin çoğaldığı Her Pazartesi kitabını yayımladığı tarihtir. Ankara'dan İstanbul'a geçiş ve Her Pazartesi kitabının içinde yer alan Yenilgi Günlüğü şiirinde başkent Turgut Uyar'ın simgesel dünyasında artık farklı yerdedir. Kuruluş yıllarında yalnızca kendine yaslanarak ayakları üstünde durmaya çalışan bir ülkenin zaman içinde başkenti de dahil ekonomik ve siyasi anlamda çok bağımlı olmaya başladığını düşünür Turgut Uyar.
Bu noktadan itibaren de düz politik şiir yazmadan da politikaya gönderme yapılabileceğini ortaya koyar şiirlerinde. Dünyanın en güzel Arabistan'ı ve Tütünler Islak'ta belli bir bütünlük kuran Turgut Uyar, her pazartesi de buna ihtiyaç duymaz. Kaosun içindeki birliği okuyucunun algısına bırakır. 1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren yenilgi duygusu, Turgut Uyar için tekrarlanan bir kader ve dönüşü olmayan bir yoldur sanki. Daha önce Tevfik Fikret'te görülen direnerek, sözünü söyleyerek yenilgiyi kanıksama ve kabuğuna çekilme tavrı Uyar'da da karşılığını bulmuştur. O da Tevfik Fikret gibi şiirde daha soyut bir dile yönelir ama asla şiire küsmez. Aksine hayattan kaçtıkça şiire sığınır, bir de yılların arkadaşı olan alkole. Penceresinden yaslı yaslı izlemektedir gelen sarı günleri Turgut Uyar. Sarı renk, ünlü ressam Van Gogh gibi Turgut Uyar'ın da üstünde kalan bir hüzün bulutudur sanki. Haftanın günlerinin dökümünü yapar Yenilgi'nin günlüğü kitabında Uyar. Pazartesinden itibaren bütün günleri yazdıktan sonra tekrar pazartesiye döner. Hayatın içindeki yenilgi adeta sonsuzdur. Yunan mitolojisinin iki kahramanı Sisifos ve Promete gibi yenilgi tekrarına mahkumdur Turgut Uyar'da. Turgut Uyar'ın yalnızlığı da sanki her yeni günde yeniden yaşanacak bir tekrardır öte yandan. Turgut Uyar, dünyaya alışmadım. Kuru güller gibi yersiz ve inceydim biraz diyecektir. Bütün şiirlerini topladığı kitabına da adı olan Büyük Saat şiirinde. Paranın gitgide ağır bastığı bir dünyada hisse senetleri yerine akli ve hissi senetlerin yanındadır Turgut Uyar. 1970 yılında çeşitli çevrelerde geniş yankılar uyandıran kitabı Divan'ı yayınlar. Kitabı klasik edebiyatımızdaki örneklerine uygun düzenleyen şair, naat, münacaat, gazel, kaside, rubai gibi biçimlerden yararlanır. Doğu-Batı fikri çekişmesinin gündemde olduğu o günlerde yazar Kemal Tahir, Divan'ı batılı biçimler karşısında geleneğe dönüldüğü için coşkuyla selamlar. Oysa Turgut Uyar geleneğe yaslanmayı aklından geçirmez. Yabancılaşmanın bir başka biçimidir onun divanı. Yaygın olan görüşe göre Turgut Uyar ne geçmişte kendisine yaslanacak duvar bulmuştur ne de şimdi de tutunacağı bir dal aramıştır. Geleceğe dair umutsuzdur. Yaşadığı zaman bir çeşit kendilik zamanı, bir öz zamandır. İçine tam anlamıyla nüfuz edilmedikçe etkisi ve tadı zor anlaşılır bir şiirdir Uyar'ınki. Zaman kavramını eğip bükerek kendince kullanması ve insanın varoluş sorunlarını şiirine taşıması, Turgut Uyar'ın 20. yüzyılın düşünürlerini de iyi takip ettiğinin göstergesidir. Sonunu bulmuşken duvarları boyadık. O zaman biraz serpintiydi yağmurun adı. Kimdi, neredeydi o büyük anahtarcı? Gemiler geldi, geçti, bir türlü bulamadık. Bir rubayı da böyle der Turgut Uyar, sonsuz arayışını dile getirmek, tanımlamak için. Bir gazelinde ise, bir sürekli kaşınmadır yaşadığım, törelere ve alışkanlığa karşı. Geldim, gittim, geldim, bir şey bulamadım. Üzüldüğüme ve yorulduğuma karşı diyecektir. Turgut Uyar'ın 1974 yılında yayımladığı Toplandılar bir kitap olmaktan çok şairin not defteri gibidir. Şimdi bu her şey nedir? Dükkanların, borsaların, bankaların adı ne? Yeşilin tadı, hani gölün sevinci nerede? Şimdi durup dururken nedir bu? Gündüzü hızlandıran, geceyi bölen öfke der kitabında şair. Kimi zaman upuzun, kimi zaman kısa dizelerle ama hep kesik kesik, kopuk kopuk dile getirir acılarını. Bugün 2010 yılında 39. yıl dönümünü yaşadığımız 12 Mart 1971 askeri muhtırasının griliği ve haki yeşili onu da etkiler. Ülkenin içine sürüklendiği koşulların sonucunda dili daha soyut bir hal alır. Uyar'ın yine aynı kitapta gazete üst başlığıyla yer alan şiirleri de bir çeşit görsel şiir denemeleri gibidir.
Turgut Uyar'ın 1982 tarihli kitabı Kayayı Delen İncir kısmen daha kısa şiirlerden oluşur. Anlatımı biraz daha yoğundur bu kitapta. Toplandılardaki düzensizliği kendince bir düzene çeviren ve yaşananlara siyasal göndermeler içeren bir kitaptır. Kayayı Delen İncir. Bir şiirinde ben bir gün giderim ki neyim kalır, eksik bıraktığım her şeyim kalır demiştir Turgut Uyar. 22 Ağustos 1985 tarihinde öldüğünde 58 yaşındadır. 60'lı yaşlara ulaşamadan ölen ve sayısı epey kalabalık olan şairlerin dostlarının yanındadır artık. Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler oyununda şu dizeleri söyler ardından. Ağustos 22, dediler ustan ölmüş. Çok komiksin Azrail, Turgut Uyar ölür mü? Şair İlhan Berk yıllar önce şöyle demiştir. Ben dahil hepimiz Turgut Uyar okumalıyız. Bir dönem eşi olan ama öncesi ve sonrasında hep dostu kalan edebiyatçı Tomlis Uyar şu güzelim cümleleri kurmuştur Turgut Uyar için. Onu hep hırçın olmayan, gevşek olmayan, kül yutmayan, ne yapmak istediğini çok iyi bilen ve çok iyi yapan, sessiz, hoşgörüsüz, sevecen, hoşgörülü, ciddi ve güzel, engin bir insan olarak düşüneceğim. Türk şiirinin üvercinkası Cemal Süreya, ikinci yenideki yol arkadaşının ölümünden sonra şu şiiri yazar Turgut Uyar başlığıyla. Ak odada oturur, kapısı penceresinden çok, gözlerinde yıldızlar, serin yerde durur, bir elinde kadeh, öbürünü yarasına bastırır. İnşaattan ses gelir, bir şeyi okşar gibidir, uzanıp durmuş mahcup, ışığa göçerin şarkısı. Dönülmez dizeler içinde onunkiler gül açılır. Öldüğü gün hepimizi işten attılar. Sevgili dinleyiciler, Turgut Uyar tek başına durarak da çok şeyin tane tane söylenebileceğini göstermeyi başarmış ender şairlerden biri olarak yaşadı. 22 Ağustos 1985'te Özdemir Asaf'ın deyişiyle ve kayığına bindi, yanına bir anlam aldı. Açılıp uzaklara gitti. Şiirleri, yazıları duruyor, duracak. Okunmayı bekliyor her biri. Canlar ölesi değil de bugünlük sona gelirken, Turgut Uyar'ın tel cambazının tel üstündeki durumunu anlatır şiirini ve bestelenmiş halini paylaşıyoruz. Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Tanrınız büyük, amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da çaba. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum. Kalabalık ha olmuş ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum. Ama ağaçlar şöyleymiş. Ama sokaklar böyleymiş. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir, gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz, benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al, inandım. Sizin morunuz mor, inandım. Ben tam dünyaya göre, ben tam kendime göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Sizin alınız al, inandım. Sizin morunuz mor, inandım. Tanrınız büyük, amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Türk şiirinin mutsuz ve korkulu ustası Turgut Uyar'ı andığımız programın sonunda, teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte, spikeriniz ben Deniz Demir ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Görüşleriniz için adresimiz murat.orem@trt.net.tr. Hoşçakalın. Thank you.
ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.